Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi kazan 2'ye geçiyoruz. A 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları kullanılarak rakamların farklı ve iki basamaklı tüm sayılar farklı kartlara yazılıyor. Bu kartlardan rastgele seçilen bir sayının onlar basamağının 3 olduğu bilindiğine göre. Şimdi o zaman B kümemiz yani bu payda yazacağımız kümeden bahsediyorum. Bir anlamda olayın evrensel oluyor bu. Ne diyor? Onlar basamağı 3 olacak ve iki basamaklı. O zaman 31, 32, 33 olamaz. Çünkü farklı dedi. O zaman 34 ve 35. Peki. Sonra diyor ki birler basamağının çift olma. O zaman bu küme içerisinden birler basamağı çift olan bir 32 var. Bir de ne var? 34 var. Bunun olasılığı isteniyor. Burası 4 elemanlı. Burası 2 elemanlı. O halde cevabımız 2 bölü 4. Sadeleştirdim. 1 bölü 2 geldi A şıkkı. Evet, şimdi buradayız. Bir sınıfta 4'ü renkli gözlü 10 kız, 3'ü renkli gözlü 12 erkek öğrenci vardır. Bir tablo çizelim şöyle. Evet, onu ben şöyle direkt bir dikdörtgen seçimi yapayım şuradan. Sonra şöyle yanlamasına ve kelimesine çizgi çizeceğim. Efendim şuraya kızları, buraya erkekleri yazalım. Sonra şuraya renkli gözlüler, şuraya da renksiz diyelim. Evet. Tekrar okuyalım. Dördü renkli gözlü 10 kız. Şimdi şurada 10 kız var aslında. Renkli gözlü 4 olduğuna göre diğeri 6. Sonra 3'ü renkli gözlü diyor. O zaman burası 3. 12 tane erkek varsa buraya da 9 kaldı. Seçilen bir öğrencinin renkli gözlü olduğu biliniyor. Yani renkli gözlüyse bizim evrensel kümemiz burası. Çünkü öğrencinin cinsiyeti söylenmiyor. Yani B kümesi burası oluyor. Bu durumda hani bunun eleman sayısı 7. Bunların arasında kız olma olasılığı diyor. Yani ben şunu istiyorum. O halde 4 bölü 7 çıkıyor. Cevap D şıkkında. Pekala, şimdi şuraya gelelim. Şimdi bir zar atılıyor. Zarda 4'ten büyük sayı gelirse içinde 3 siyah, 2 beyaz top olan A torbasından. Bir duralım burada. Şimdi bir de B torbası var sonu ilerleyen kısmında. Şöyle ikisini de çizeyim. Bu A torbası, bu B torbası. Şurada ne var? 3 siyah, 2 beyaz. Sonra diyor ki aksi halde 2 siyah, 2 siyah, 3 beyaz olan B torbasından top çekiliyor diyor. Şimdi zarda neydi durumumuz? 4'ten büyükse A, yani eğer 4'ten büyükse buradan seçeceğiz. Aksi halde yani 4'ten küçük ya da eşitse B'den seçeceğiz diyor. Çekilen topun beyaz olduğu bilindiğine göre A torbasından çekilmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi bildiğimiz şey neydi? Topun beyaz olduğu. Bu soruyu şöyle çözeceğim ben. İlk önce 4'ten büyük gelme olasılığı nedir? Onu bir yazalım. Ne? 5, 6 değil mi? Yani iki olay var. Bütün olayda 6. Bunun olasılığı 1 bölü 3. 4'ten büyük gelme olasılığı 1 bölü 3. Bu durumda 4'ten küçük gelme olasılığı 4'e eşit de tabii. 4'e eşit de olabilir. 4, 3, 2, 1, 4 tane. 4 bölü 6. Bu da sadeleştirdik 2 bölü 3. Şimdi şöyle yapacağım. Benim istediğim şey beyaz top olması ve A'dan alınması. Bu durumda 4'ten büyük atmalıyız. Yani bunun olasılığı 1 bölü 3 çarpı buradan da benim beyaz topu seçme olasılığım nedir? 2 bölü 5'tir. Bu benim istediğim olasılık. Şimdi bölü bütün olasılıkları yazacağız. Bütün olasılık şu. 4'ten büyük atılmıştır ve buradan A torbasından beyaz seçilmiştir. 2 bölü 5 veya 4'ten küçük ya da eşit atılmıştır. 2 bölü 3 olasılığı o. Buradan da ne seçilmiştir? Beyaz seçilmiştir. Bu da 3 bölü 5. Evet. Bu hesabın sonucunda çıkan sayı bizim sorumuzun cevabı olacak. Şimdi bir kere şöyle bir bakıyorum. Burada 2 bölü
3 kere 5 var. Çarpmayacağım bu 3 kere 5'i. Şurada paydalar eşit. 2 artı şurada kaç yaptı? 6. Bu da 3 kere 5. Şunlar birbirini zaten götürüyor. Yani 2 bölü 8 geldi. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız 1 bölü 4 geliyor. C şıkkı.